Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Böyle, böyle bir sohbet etsek sormak isterim. Siz bu 3 4 3 3-5-2'yi e, acaba mecburiyetten mi deniyorsunuz? Yoksa inandığınız bir sistem mi? Şimdi Fenerbahçe'nin öyle bir kadrosu var ki. Mesela atıyorum e, gözleri çok güzel. Ama ne bileyim. Kolu çolak. Ne bileyim ayakları çok iyi. Ne bileyim kulağı duymuyor. Ya öyle bir şey Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda. Yani şimdi müthiş bir orta saha var. Orta sahayı 3'e bölseniz Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Beşiktaş'a verseniz çok çok yıldızlar çıkar. Ama savunması eh, işte bir zalayı oradan. Forvet hak getirene Sol tarafta Caner iyi, sağ tarafta Nazım henüz Fenerbahçe seviyesinde değil. Kaleci Altay e, gelişmesi gerekiyor. Yine iki top iki gol. E, yani Fenerbahçe bir, bir türlü bir şey yapamadı. Ayrıca şimdi satma işine gelince, yani göndermekte de satma işine gelince bir, bir kere çok net pek Pelkas'la Ozan'la, Ozan'ı Hani varsa 8, 9, 6, 7 böyle teklifler varsa Tabii. bunları satması gerekiyor. Çünkü niye biliyor musun? Ya buradan bu kulübe para gelecek. Lemoş'tan gelmez. Aynen öyle. Tiyam'dan gelmez. Zank abiden gelmez. başka kim çok var da say işte o yabancıları. O sayiden gelmez. Tisarant'tan gelmez. Gelmez. Nasıl bu kadar adamı da. Nas kim aldıysa tebrik ediyorum. büyük başarı. Vallahi büyük başarı. Yani yani insan bir tane yanlışlıktan ya Fenerbahçe takımı 8 tane stoper transfer etti 3 senede. Doğru. Da bir tane olmaz mı? Bir tane yanlışlıkla tutmaz mı ya? Tuttu işte Zalay. Bir... Çem... tuttu ya. ya bir tane tuttu da şimdi şöyle Zalai'ye biz şöyle bakıyoruz. Yani topu oyuna iyi sokuyor. Ee, efendim geleceği var, yaşı genç. Yoksa olmaz. Öbür yo iyi tür... Zalay, müthiş, müthiş bak. Bir şey demiyorum. Tabii. Ama öbür oyunculardan şimdi kolkır transferini ben burada eleştirdim. Ya yardımcı oyuncu niye alıyorsun ya? Ya Yardımcı oyuncu Tisserand var, ya Lemos var, Sadık var. Sen diyorsun bir tane Godin lazım. Ya bir oraya tane mesela. Godin al, bir tane ne ha. bileyim, yani bir tane. Baba, şef, 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 Şimdi, şimdi kol rağmen hoca diyor ki bana stoper alın. E nasıl olacak? Niye alıyorsun? Niye alıyorsun ya? Niye? Sana kim aldırıyor bunları? Ben merak ediyorum. Serdar iyi, Serdar kötü değil. Serdar'a bir şey diyeyim Serdar Türkçe'nin en İyi, Gerçekten iyi. Serdar'ı ellemiyorum. Serdar zala iyi zaten. Ama niye sen şimdi Tisserand varken Kolkur'u niye aldığını bana bir anlat da bileyim. Ben de dünyamı değiştireyim ya. Bana bir anlat ya. Ligi tanıyan stoper. Kim? Kolkur. Lemos tanıdı, Tisserand tanıdı. Geçen sene oynadılar da bunlar. Vitor Pereira iki yıldızın üzerine çizdi. Sportoto Süper süperlikte şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarına devam eden sarılığa civertlerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları İstanbul'da sürüyor. Can Bartu testlerinde çalışmalarına devam eden sarılığa civertlerde takım yapılanmasında önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ileteceği kaydedilirken, Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin ortaya çıktığı ifade edildi. TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuya yollarını ayırması gerekecek. Takvim gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen ilk isimler Nabil Dirar ve Marius Tölemos. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyen Nabil Dirar bir dönem kadro dışı bırakılmış ama affedilmişti. Sözleşmesinin son yılına giren Dirar kadroda düşünülmüyor. Ancak aldığı ücreti veren bir takımda bulunmuyor. Fenerbahçe başka bir takıma gitmesi halinde ücretinin üstünü vererek zararı azaltmayı amaçlıyor. Villarreal'den geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle transfer edilen Lemos bekleneni veremedi ve kadroda düşünülmüyor. Şu an için sadece Yunanistan'ın Aris takımından bir teklif geldi ancak Fenerbahçe'nin bonservis bedeli talep etmesiyle transfer gerçekleşmedi bu iki isim dışında ayrılması muhtemel diğer isimler de belli oldu. Euro 2020'de yarı finale yükselen Danimarka milli takım kadrosunda yer alan Zanka elden çıkarılmaya çalışılıyor. Geçen yıl Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanan futbolcunun sözleşmesindeki son senesi. Fenerbahçe çok cüzi bir bonservisle bile olsa oyuncuyu göndermeye çalışıyor. Büyük umutlarla Roma'dan transfer edilen Perotti sakatlıktan kurtulamadı. Oynadığı az sayıda maçta takımına büyük katkı veren oyuncu kadroda düşünülmüyor. Roma'dan geldiği ilk yılda oynadığı maç başına özel bir anlaşma yapan Perotti'nin bu yılki maliyeti Fenerbahçe tarafından karşılanacak. Arjantinli oyuncu başka bir takıma gitse bile aradaki farkın sarı lacivertler tarafından ödenmesi talep ediliyor. Geçen yıl transfer edilen Adem'i sezonun ikinci yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya süperlik kulüplerinden teklifler var. Fenerbahçe'nin de oyuncuyu takasla kullanabileceği belirtiliyor. Geçen sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya gelen Tiam iyi niyeti ve çalışkanlığına rağmen yeterli görünmüyor. Oyuncunun süperlikten birçok talibi bulunuyor. Tiam'ın takasla da kullanılabileceği belirtiliyor. Portekiz teknik adamın Emma Samatta, Miyazaki ve Marcel Tisserand için henüz kararını vermediği ve kamp sürecinin sona ermesini beklediği kaydedildi. Pereira'nın özellikle destekli görüntüsüyle dikkat çeken Samatta'yı kadroda düşündüğü iddia ediliyor. İtalya'dan talipleri olan Zayt ve Pereira'nın üçlü savunma kurgusuna geçmesinin ardından forma şansı yükselen Tisserand için de net karar verilmedi. Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor. Sarı lacivertler hem İtalya'dan hem de Almanya'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira takımda değişim rüzgarlarını başlatırken oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor. Sabahın haberine göre Portekizli çalıştırıcı Dimitris Pelkası antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı Yunan yıldızını, Insigne'nin in İtalya milli takımında görevlendirdiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor. Son olarak Marcanötoviç kadrosuna katan İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach Dimitrios Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde. Daha önce Pelkas için 4.5 milyon Euro'luk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon Euro seviyesine çıkarttı. Bologna'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi de geri çeviren Fenerbahçe yıldız isim için istediği rakamı belirledi. İtalyan basınında yer alan haberde Vitor Pereira'nın da kesinlikle takımda kalmasını istediği Pelkas için Minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor. Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak. Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Atilla Zalai yanıtı. İşte istenen ücret. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Atilla Zalai konusunda flash gelişmeler yaşanıyor. Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansa tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için. Sarı ilk transfer teklifi geldi. Takvimin haberine göre Alman devi Borussia Dortmund Zalai için Fenerbahçe yazılı olarak 12 milyon euroluk teklif sundu. Macar stoper için 20 milyon euronun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi. Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklif ve Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.